Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatler 12.30'u gösteriyor. Gün ortası başlıyor. Kameramızı hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeviriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak partisinin grup toplantısında konuşuyor. Ama AK Parti davasının neferi olarak böyle bir lüksünüz kesinlikle yoktur. Sağ olun. Üzerinde en küçük bir şaibe olan, hiç kimseden ikaz beklemeden kendisi bu kapının dışına bir defa çıkmalıdır. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu aynen bilmelidir. Evet, siyaset gönül işidir. Gönüllülük işidir. Biz gönül dünyamıza 3 kıta 7 iklimdeki tüm kardeşlerimizi, tüm mazlumları ve mağdurları sığdırmışken kendi ilçesindeki, ilindeki insanlara karşı Ali Cenap olmayı başaramayanlar çatımıza ancak zarar verir. Zira AK Parti'de görev almak demek milletin derdiyle dertlenmek, geleceğine ışık tutmak demektir. Kendisi zaten çevresindekilere dert olan, milletin derdine nasıl derman olacak? AK Parti teşkilatlarının ve adaylarımızın kendilerini bu zaviyelerden gözden geçirmelerini istiyorum. Genel başkan olarak bizim her şeyi anında görmemiz, müdahale etmemiz mümkün olmayabilir. Elbette herkes kendi durumunu en iyi kendi bilir. Ama ölçümüzün de şu olduğu bilinmelidir. Acaba millet bana ne diyor? Kuruluşunu ilan ettiğimiz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri hamdolsun bu şuura sahip arkadaşlarımızla yol yürüdük. Arada elbette yorulanlar, yolda kalanlar, yolunu kaybedenler olmuştur. Buna rağmen Türkiye'yi 16 yılda 3 kat büyütmeyi, bölgesinde ve dünyada söz sahibi yapmayı AK Parti'nin her kademesinde görev almış yoldaşlarımızla, dava ve kader arkadaşlarımızla birlikte başardık. İnşallah 2023 hedeflerimize de sizlerle birlikte ulaşacağız. Ve çocuklarımız, kendilerine emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bu güçlü temel üzerinde yükselteceklerdir. Bildiğiniz gibi bugün Dünya Çocuklar Günü. 81 ilimizden Ulusal Çocuk Forumu çerçevesinde bugün aramızda da 2 yavrumuz var. Sen de orada mısın? Nasılsın bakalım? Hoş geldin.
Evet, AKP grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak meclis grubuna seslendiği o toplantıda konuşmadan bir bölüm getirdik ekranlarınıza programın hemen başında. Gündemde ne var? Evet, partinin grup toplantıları var. İlerleyen dakikalarda diğer gruplardan da haberler ekranlarınıza getireceğiz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeler var. Türk Akın projesi var. Bu konuları da ilerleyen dakikalarda yine Profesör Doktor Hasan Ünal'la ele alacağız. Kendisi Skype üzerinden bir bağlantıyla programımıza katılacak. Tüm bu başlıklara birlikte göz atma şansı bulacağız onun değerli yorumlarıyla. Gruplar dedik, AKP grubuyla başladık. Bir diğer yandan seçimlere ilişkin bazı gelişmeler var. Yerel seçimlere, yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın yeniden bir araya gelecek. Saat 16'daki görüşmede iki liderin ittifak ve işbirliği konusunu yeniden ele alacağı iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan AKP-MHP Liderler Zirvesi'nin günü ve saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın saat 16'da bir araya gelecek. Görüşmede yerel seçimlerde lokal işbirliği nasıl yapılır sorusuna yanıt aranacağı öne sürülüyor. İki parti arasında 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifak ve işbirliği için heyetler arası görüşmeler yapıldı. Teknik görüşmelerin ardından Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelmiş ancak ittifak netleşmemişti. 23 Ekim'de Bahçeli sürpriz bir çıkış yaptı. Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayacaklarını söyleyen Bahçeli, kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz demişti. Bahçeli'nin bu sözlerine ise Erdoğan, biz de herkes kendi yoluna deriz açıklamasıyla karşılık vermişti. Yerel seçimlerde ittifak olmayacağını duyuran iki lider, Cumhur İttifakı'nın süreceğine ilişkin mesajlar vermişti. Bu süreç içinde de CHP ile İYİ Parti ittifak ve işbirliği arayışına hız verdi. Bahçeli ile Erdoğan'ın bir araya gelmesinde muhalefetin ittifak görüşmelerinin de etkili olduğu iddia edildi. Evet, yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını duyurdu dedik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli. Yeniden masaya oturacaklar. 23 Ekim'de herkes kendi yoluna diyen iki lider yarın saat 16'da bir araya gelecek. Erdoğan'la Bahçeli'nin bir araya gelmesine CHP ile İYİ Parti'nin ittifak temaslarının etkili olduğunu söylemiştik biraz önce haberde. Görüşme öncesinde Bahçeli'den bir açıklama daha geldi. Bahçeli, saat 16 için bizim açıklamamız yok ama görüşme gündeme gelirse katılırız dedi. Cumhurbaşkanlığı'dan yapılan bir açıklama ise doğrudur. Bizim açıklamamız böyle yoktur. Ama yarın Cumhurbaşkanlığı'yla çarşamba günü saat 16'da görüşme konusu gündeme gelirse katılabileceğimizi biz ifade ediyoruz. Gündem konusu o zaman bilmiyorsunuz. Bu yerelde ittifak tekrar hani Cumhur İttifakı konusu ben, gündeme gelebilir mi? Benim. Gündemi davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. O da Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışmaz. Evet, Bahçeli'nin açıklaması böyleydi, ayaküstü verdiği demeç böyleydi. Ekranlarınıza getirdik. Grup toplantıları dedik. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendirdi partisinin grup toplantısında. Akşener, Kıbrıs'ta yeni tezgahların kurulduğunu söyledi. 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüydü. Bir kez daha kutlu olsun. Kıbrıs davamızın kahramanlarına, Hala Sultan'a, Türk Mukavemet Teşkilatı'na, şehit İlhanlara ve Bozkurt Rauf Denktaş'a selam olsun. Onları unutmadık ve unutmayacağız. BOP'un eş başkanıyım diye övünenlerin, Denktaş Bey'e yaptıklarını da unutmayacağız. Kofi Annan'la saf tutup Rauf Denktaş'ı Türkiye'den kovduklarını da unutmayacağız. Bugünlerde Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol rezervleri üzerinden Kıbrıs'ta yeni tezgahlara niyetlenen emperyalistler ve içerideki işbirlikçilerine sesleniyorum. Siz de şunu unutmayın. Gerekirse Ayşe,
yeniden tatile çıkacak ve Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz yayın organı BBC'ye konuştu. Akar, Türkiye'nin Suudi Arabistan konsolosluğunu dinlemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye batıdan uzaklaşıyor mu sorusuna da Akar, batı bizi itiyor yanıtını verdi. 18 people you know, get involved in this business. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada'da BBC'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorularını yanıtladı. Akar'a Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun dinlenip dinlenmediği sorusu yöneltildi. It is not the bugging within the consulate. Konsolosluğu dinlemek söz konusu değil. Ses kayıtlarının kaynağını açıklamıyoruz. Bu sizin yorumunuz. Ses kayıtları istihbaratımızın elinde. Türkiye Kaşıkçı olayında Muhammed Bin Selman'ı suçluyor mu? Bu soruya Akar, olaylar ve deliller inceleniyor yanıtını verdi. Elimizde bazı deliller var. Bunları birçok ülkeyle paylaştık. Savcılığımız her olayı inceliyor. Akar'a, Türkiye'de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğu, buna rağmen Türkiye'nin Kaşıkçı olayında samimi olup olmadığı soruldu. Akar, savcılığa gidin bilgi alın dedi. Türkiye'de cezaevlerindeki hiçbir gazetecinin durumuyla Cemal Kaşıkçı olayı arasında benzerlik yoktur. Hapistekiler kapalı kapılar ardındaki faaliyetleri nedeniyle haklarında hazırlanan dosyalar kapsamında cezaevindeler. Eğer çok ilgiliyseniz savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz. There are lots of evidence over there, you know, within the files. If you look at them, you know, closely, you will see what they did, you know, by saying that, you know, they are journalists. Bakan, Türkiye batıdan kopuyor mu sorusuna da yanıt verdi. I don't know, you know, what the, you know, reason for this, you know, yes, we have, you know, some... Bazı ülkelerle sorunlarımız var ama bu sadece batılı ülkelerle değil, doğu ülkeleriyle de sorunumuz var. Bu sorunlarını ortak müzakere ederek çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bazı konular var ki biz batıdan uzaklaşmıyoruz, batı bizi itiyor. On the other hand, you know, there are, you know, some points. We are not, you know, slipping away, you know, from the West, but the, sometimes, you know, there are, you know, the Western allied countries pushing us away. Evet, güncel gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Programa başlarken ekranlarınıza getirdiğimiz haberin ayrıntılarına bakacağız şimdi perde arkasına biraz da. Kameramızı Ankara'ya çevireceğiz. Eray Çelebi Ankara temsilcimiz bugün, daha doğrusu yarın gerçekleşecek zirveye ilişkin bazı notlar paylaşacak. Eray Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu sürpriz zirvesine ilişkin bize neler aktaracaksın? Notlarında neler var? Evet Umut Tezerer, yani aslında ne kadar sürpriz tartışılabilir. Çünkü şu açıdan söylüyorum, özellikle AKP'nin istekli olduğunu görüyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de gelen açıklamalara bakarsak gündemi özellikle ev sahibi belirler diyor Devlet Bahçeli. Şimdi biz süreci önce bir anlatmamız gerekiyor Umut Tezerer. Çok kısaca hemen aktarayım. Şimdi tabii AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri özellikle 24 Haziran seçimlerindeki Cumhur İttifakı'nın ardından yerelde bir ittifak öngörülmüştü. Ama ne oldu? AKP her ilde aday çıkarma şartını özellikle MHP'ye dayattı. Ve MHP de şunu söyledi, dedi ki Adana, Mersin'de, Manisa'da özellikle bu üç büyük ilde beni destekleyin, MHP adayını destekleyin. Bunun karşılığında da ben de size İstanbul, Ankara ve İzmir'de destek verebilirim dedi. Ama ondan sonra özellikle Türkiye'deki ekonomideki kötü gidişat AKP oylarını MHP'nin havuzlamasına imkan sağladı. Ve son gelen anketlerde MHP oylarındaki artışın ve özellikle AKP oylarındaki düşüşün ardından Bahçeli bir taktik izlemeye başladı. Ve eleştiri dozunu, eleştiri üslubunu bir tık yukarı çıkardı. Biz her hafta grup toplantılarında özellikle yerel seçimde işbirliğinin bitmesinin ardından bunu gözlemledik. Bahçeli işte
Tunceli meselesi, Hakkari meselesi, terörle mücadele meselesi, işte Fransa'daki toplantı, bunlarla ilgili andığımız meselesi, bir Brunson davası, birçok konuda Bahçeli eleştirilerini bir tık yukarı çıkardı. Üssü bunu biraz daha sertleştirdi ama bunu da aslında Umut Tezerer AKP kitlesini karşısına almadan yaptı. Yani Cumhur İttifakı devam ediyor dedi ama onun karşılığında da yerel seçimde ittifak düşünmüyoruz dedi. Cumhur İttifakı devam ediyor demesinin de aslında AKP oylarını havuzlama anlamında AKP kitlesini karşıya almamasını bir nedeni olarak da açıklayabiliriz. Zira MHP kulislerinde de hep bu konuşuluyordu. Peki ne oldu, ne değişti? Burada AKP mi adım atıyor, MHP mi adım atıyor? Aslında Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından da anlıyoruz. AKP burada özellikle masasına gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin ayrı ayrı yaptırdığı yine seçim anketlerini de biliyoruz. Masasına gelen anketlere baktı ki bu konuda bize de bazı bilgiler geliyor. Yani AKP'deki oy oranının %5'e kadar %5'i dahi bulduğu söyleniyor Umut Tezerer. Bu çok ciddi bir oran. Özellikle ekonomideki kötü gidişatın bu oy oranlarını etkilediğini söyleniyor. Dolayısıyla AKP önüne gelen anketlere baktığı zaman özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizim MHP ile özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de tabii ki ama özellikle İstanbul ve Ankara'da belediyeleri kaybetmememiz için bir ittifaka yönelmemiz gerekiyor tespitini AKP yaptı. Dolayısıyla bu noktada biz AKP'nin istekli olduğunu söyleyebiliriz. Lokal ittifaklar tabii şu anda düşünülüyor. Çünkü genel bir ittifak konusunda çok geç kalındı. Bu konuda bir gelişme olacağını hiç zannetmiyoruz ama özellikle İstanbul ve Ankara'da AKP açıkçası oradaki belediyeleri kurtarma yönünde bir adım atıyor. MHP ile görüşme talebini de aslında bu açıdan açıklayabiliriz. Tabii Devlet Bahçeli ne yapacak? Aslında eski çizgisine yeniden geri dönecek diyebiliriz. Yani şu açıdan söylüyorum. Manisa, Mersin adaylarına, Adana adaylarına AKP'den destek isteyecek Devlet Bahçeli. Bunun karşılığında Ankara tabii biraz tartışmalı bir konu ama İstanbul'da yine belki destek verebileceğini AKP adayına söyleyebilir. Şöyle söyleyebiliriz. Şu anda AKP'nin kesin yani kazanacak dediği yerlerde bile Umut Tezerer çok tartışmalı. Yani Üsküdar'da dahi AKP'nin kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şu anda kulislerde konuşulanları aktarıyorum ve anket sonuçları da hiç iyi değil. Bu kapsamda AKP istekli. MHP'de tabii ki mevcut belediye başkanlarını özellikle önümüzdeki seçimlerde de Mart ayında yapılacak seçimlerde de yeniden kazanmak istiyor. Bu kapsamda bazı lokal alanlarda ittifak temaslarının olacağını öngörebiliriz. Yarın saat 16'da bir araya gelecekler liderler. Hı hı. Tabii külliyede yapılacağını söyleyebiliriz. Tabii bu uzun erimli bir süreç olacak. Bazı İstanbul ve Ankara adaylıklarıyla ilgili yine AKP kurmaylarının yani AKP'den Mehmet Özhaseki'nin yine MHP'den Sadi Durmaz'ın bir çalışma yapacağını önümüzdeki günlerde öngörebiliriz. Yarın çıkacak sonuca göre tabii yarınki gündem sadece bu değil. Yine dış politika, terörle mücadelede öne çıkan gelişmelerde iki lider konuşacak diyebiliriz. Eray Çelebi, çok teşekkür ediyoruz. Yarınki toplantı öncesi kulislere yansıyan perde arkasındaki hani tırnak içinde hesaplar, cümleler, kurulan cümleler böyleydi. Eray Çelebi aktardı, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi. Yarın saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki lider bir araya gelecek. AKP'nin daha istekli göründüğünün altını çizdi Eray Çelebi. Bahçeli'nin gündemi ev sahibi belirler cümlesi de bunu kanıtlar nitelikte dedi. Lokal bir ittifaktan bahsediliyor bu zirve öncesinde. İttifak olmayacağı açıklanmıştı. Herkes kendi yoluna denmişti, haberde de özetledik ama özellikle İstanbul ve Ankara'yı Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetmek istemiyor. Bu iki il için, iki büyük şehir için bir ittifak arayışında olduğu belirtiliyor. Karşılığında MHP'nin ise Adana, Mersin ve Manisa'daki adaylarının AKP tarafından desteklenmesini talep edeceği dile getiriliyor. Anketlerdeki düşen oylar, o yüzdeleri özellikle iktidardaki AKP'yi kaygılandırıyor dedi Eray Çelebi.
Evet, gelişmeleri aktaracağız bu konuyla ilgili. Haberlerle devam edelim. Kaşıkçı cinayetinden bahsedelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Kaşıkçı cinayetini görüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın cinayetle ilgili suçlanmasına tepki gösterdi. Öte yandan Almanya'dan sonra Fransa da Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım kararı aldı. Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında 49 gün geride kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumuna katılan Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesinde Kaşıkçı cinayeti konuşuldu. Washington Post gazetesinde yayımlanan haberde CIA'in Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı suçlu göstermesine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr tepki gösterdi. Hata kibir cidden. Haberi yalanlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman hakkındaki suçlamaların dayanağı olmadığını biliyoruz ve reddediyoruz. Resmi olarak açıklanmadığı halde herhangi bir dayanağı olmayan iddialar dolaşıyor dedi. Ayrıca Cübeyr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz ifadelerini değerlendirdi. Cübeyr, Erdoğan'ın sözlerinin Veliaht Prens'i işaret etmediğini söyledi. Bir taraftan da cinayet hala aydınlatılamadığı için Suudi Arabistan'a yaptırımlar devam ediyor. Almanya'dan sonra Fransa'dan da yaptırım açıklaması geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız dedi. Sayın seyirciler, Türkiye ve İran Ortak Çalışma Grubu 3. toplantısında önemli kararlar alındı. İmzalanan mutabakat zaptına göre iki ülke işbirliğini artıracak ve terör eylemi düzenleyen bütün örgütlere karşı harekete geçilecek. Türkiye ile İran Ortak Çalışma Grubu 3. toplantısı Tahran'da yapıldı. Türkiye'yi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran'ı İçişleri Bakan Yardımcısı Doktor Hüseyin Zülfikari temsil etti. İran ve Türkiye iki dost ve kardeş ülkedir. Toplantıda organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık, düzensiz göç ve terörün her türlüsüyle mücadele konuları ele alındı. İki ülke toplantı sonrası mutabakat zaptı imzaladı. Almış olduğumuz bu kararları süratle daha önce olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde uygulama konusunda hemfikir olduk. İki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme ve operasyon düzenleme kararı alındı. İşbirliğimizi artırıp etkin bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu örgütleri, bu suç mekanizmalarını bir an önce bertaraf edecek. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Doktor Hüseyin Zülfikari, İran ve Türkiye arasında yakın işbirliği sayesinde terör faaliyetlerinin ve silah kaçakçılığının azaldığını söyledi. Terör örgütlerinin daha fazla hedef alınmasına vurgu yapan Zülfikari, operasyonların PKK'yı kapsayıp kapsamayacağı yönündeki soruya da güvensizlik oluşturan ve terör eylemleri düzenleyen herkese karşı harekete geçilecektir. Artık silahlı mücadele devri kapanmıştır dedi. Sayın seyirciler, Türkiye ve Rusya ortaklığındaki dev proje kapsamında İstanbul tarihi bir güne ev sahipliği yaptı. İki ülke adeta gövde gösterisi yaptı. Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak Türk Akım Projesi'nin deniz kısmının tamamlanması kapsamında düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. İki lider işbirliği konusunda kararlı mesajlar verdi, güven vurgusu yaptı. Erdoğan ve Putin törenin ardından Mabeyin Köşkü'nde bir araya geldi. Türk-Rus dostluğu her iki tarafın da menfaatine sonuçlara vesile olmaktadır. Bu tören Rusya-Türkiye arasındaki işbirliğinin seviyesini gösteriyor. Evet, görüldüğü gibi şu anda boruların son kaynakları yapılıyor. Enerji alanında kritik adım atıldı. İstanbul, Dev Türk Akım Projesi kapsamında görkemli bir törene ev sahipliği yaptı. Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akım'ın deniz kısmı tamamlandı. İlk doğalgaz hattının tamamlanması sebebiyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Tamamlanan boru hattının denize yerleştirilmesi canlı yayında yapıldı.
Evet, çok yüksek teknolojiyle bu kaynak yapılıyor. Dev projenin iki ortağı da ülkeler arasındaki ilişkiler konusunda kararlı mesajlar verdi. İki lider de güven vurgusu yaptı. Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Отмечу, что Россия и Турция давно и İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Birbirlerini tamamlayan ekonomiler olmamızdan da faydalanarak ikili ticaretimizi geliştiriyoruz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Projenin tamamlanma tarihi de verildi. Господин президент уже сказал. Напомню в этой связи также, что 13 лет. İnanıyoruz ki bu projenin tamamı 2019 yılına kadar bitirilecektir. Sayın Putin ve Rus halkıyla dayanışmamızın, ülkelerimiz için daha büyük projelerin, daha büyük müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum. 3 bölümden oluşan Türk Akın projesi 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı ise devam ediyor. Törenin tamamlanmasının ardından iki lider Mabeyn Köşkü'ne geçti. Evet, Türk Akın projesi önemli. Peki Türkiye'ye nasıl avantajlar sağlayacak? Bunun dışında yine gündemde Türkiye içeride ve dışarıda ilgilendiren gelişmeler oluyor. Bunları konuşacağız. Profesör Doktor Hasan Ünal'la hocam Skype üzerinden programımıza katılacak. Sayın Ünal, hoş geldiniz gün ortasına programımıza. Hoş bulduk Umut Bey. Umut Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Türk Akın projesi dün imzalar, daha doğrusu bir tören düzenlendi. Deniz kısmı tamamlandı. Bundan sonrası da var. Proje devam ediyor. Önemli mesajlar verildi her iki lider tarafından, Putin ve Erdoğan tarafından. Peki nasıl bir perspektif açacak ülkemiz açısından dış politikada özellikle? Yine enerji ve enerjiye bağımlılık noktasında ülkemiz açısından önemli. Türkiye'nin eli güçlenecek mi? Doğu Batı dengesinde yine baktığımızda bu projeyi nasıl yorumluyorsunuz, Türk Akın projesini? Şimdi projenin bir teknik tarafı söz konusu. Özellikle dediğiniz gibi enerji bağımlılığı, Türkiye'ye gelecek Rus doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması, yol üzerindeki ülkelerin kullanımına açılması. Öyle anlaşılıyor ki Yunanistan projeye katılmayacak. Dolayısıyla Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan üzerinden gidecek proje Avrupa'ya. Aslında bunlar bir işin bir tarafı ve teknik tarafları. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Ama bir de işin siyasi tarafı var, stratejik tarafı var. O da şu: Türkiye-Rusya ilişkileri amiyane tabirle sağlam kazığa bağlanıyor artık. Yani bir tarafta bu Türk akımı, öbür tarafta S-400'lerin alınması. Bunlar Türkiye ile Rusya arasında, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerinin içinde de vardı, birbirini tamamlayan ekonomilere sahip olmamız nedeniyle. Şimdi bu çok önemli bir tespit. Çünkü hakikaten Türkiye ve Rusya birçok açıdan birbirini tamamlayan ekonomilere sahip. Dolayısıyla büyük bir potansiyel var. Çok büyük de bir, zaten şu anda kullanılan bir alan var. Biz Rusya'dan büyük ölçüde doğal gaz alıyoruz, enerji alıyoruz, yeraltı kaynakları alıyoruz, başka ürünler alıyoruz. Buna karşılık Rusya'ya pek çok mal ihraç ediyoruz. Turizm sektöründe Rusya'dan gelenler çok önemli bir müşterimiz. Ayrıca Türk müteahhitlik sektörü Rusya'da çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Bütün bunlar yan yana getirildiğinde olağanüstü bir işbirliğinden bahsediyoruz. Zaten Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesiyle bozulması üzerine hatırlayalım, ne kadar büyük zararlara sebep olduğunu o yıllarda, o günlerde maalesef sizin kanalınızda da sıklıkla konuşmak durumunda kalmıştık. Bu şunu beraberinde getiriyor: yani Türkiye ile Rusya bir daha o tip tecrübeler yaşamamalı. Tam tersine, o kadar güçlü bağlarla ekonomik ve ticari olarak birbirine bağlanmalı ki, ve bu ekonomik ve ticari bağları aynı zamanda
siyasi ve askeri işbirliğiyle de takviye etmeli ki bu coğrafyada birlikte yaşayan bu iki komşu millet birbiriyle dostluğunu artırarak devam ettirsin. Bu coğrafyanın imkanları her iki tarafa da faydalı bir şekilde kullanılsın. Evet. Peki, bu açıdan bakıldığında anladım. Peki akım çok önemli bir başlangıç. Evet. Peki ya şurada şöyle bir kaygınız var mı ya da böyle bir olasılık söz konusu mu? Hani dünyada hep fotoğrafın değiştiğini koyuyoruz, söylüyoruz. Ağırlık merkezi yer değiştiriyor diyoruz. Türkiye kilit ülke diyoruz yaptığımız tüm sohbetlerde. Türkiye'nin ekonomik, ticari ya da siyasi, askeri anlamda hani sağlam kazığa bağlanması, Rusya'ya ileride bir bağımlılık ya da bağımsızlığın zedelenmesi yönünde bir anlam çıkar mı buradan? Yani Türkiye'nin Batı ile Amerika ile olan ilişkilerine hani geçmişte baktığımızda ekonomik, siyasi, güvenlik anlamında bağımsızlığımızı de zedeleyen durumlar vardı. Hani bundan sonrası için böyle kaygılar taşıyor musunuz? İşin doğrusu kısa ve orta vadede yani görünebilir bir gelecekte böyle kaygılara sahip olmayı, böyle kaygıları gerektiren bir durum yok ortada. Hı hı. Rusya ile ilişkilerde belki birbirine iki eşit devletten bahsetmiyoruz ama ki bu özellikle asimetrik tablo özellikle de askeri alanda söz konusu. Rusya hakikaten dünyanın hala Sovyetler zamanından gelen o süper gücü pozisyonunu muhafaza ediyor. Dünya silah piyasasında belki de öncü ülke yani zaman zaman işte özellikle Suriye Savaşı'nda da gördüğümüz gibi Rus silahları Amerika'nın gerisinde değil belki ilerisinde de. Bu açıdan bir asimetri söz konusu ama başka alanlarda da bizim Rusya'yı tamamlayan taraflarımız var ve Ruslar bunu gayet iyi görüyorlar. Ayrıca ikili ilişkilerde belirleyici olan tek başına silah gücü değildir. Hı hı. Türkiye'nin de artan gücü ve bir potansiyeli var. Bir başka şey de Türkiye'nin Rusya ya da eski Sovyet sisteminin içinde büyük çok kıymetli dostları var. Hı hı. Mesela Rusya üzerinde en büyük belki de nüfuza sahip olan kişi Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev. Ve Kazakistan Devleti Türkiye'nin aynı zamanda kardeşi konumunda. Dolayısıyla buna Azerbaycan'ı eklemelisiniz, diğer devletleri eklemelisiniz, Rusya'nın içindeki diğer Türkiye kökenli halkları eklemelisiniz, onların liderliklerini eklemelisiniz vesaire. Bunların hiçbirisi Türkiye ile Rusya ilişkilerinin bozulmasından yana değil. Ayrıca hı hı. Rusların ve Rus entelektüelin de aynı kanaatte ve Rusya'yı yönetenler de aynı kanaatteler. Dolayısıyla yani bu Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri bir anda böyle birisi basit bir alıcı ve küçük bir devlet öbürü çok büyük bir dev. Dolayısıyla işte Türkiye Amerika ile Amerika ile yıllar içinde kurduğu bu tip ilişkilerden bir miktar kurtulayım derken bu sefer de Rusya'nın büyük bir nasıl denir hani amiyane tabirle birinin kucağından kalkıp öbürüne oturmak falan gibi tarif edilen böyle bir ilişki sisteminin oluşması zayıf ihtimal. Bakın buna başka bazı gerekçelerle de cevap vermek mümkün. Mesela 1945 yılında Türkiye'nin nüfusu 18 milyon civarındaydı. O zamanki Sovyetler Birliği'nin nüfusu 160 milyondu ve Sovyetler Birliği 1939'da 2. Dünya Savaşı'na girdiğinde yaklaşık 180 milyonla girmiş, yaklaşık 20 milyon civarında kayıp vererek çıkmıştı. Yani bir Türkiye'den daha fazla kayıpla çıkmıştı. Şimdi öyle bir Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler mutlaka asimetrik kalırdı her alanda. Nitekim o savaştan galip çıkan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki özellikle 1950'den itibaren gelişen ekonomik, ticari, askeri ilişkilerde de büyük bir asimetri yaşandı ama o asimetriyi bile Türkiye Devleti yıllar içinde mümkün mertebe azaltma yönünde gayretler gösterdi. 1964 yılındaki Türkiye'nin dış politika düzenlemesi bu gayretlerin en önemli halkalarından birini oluşturdu. Amerika ile ilişkilerinde belli kırmızı çizgiler oluşturdu diyelim. 1965'ten 1980'e kadar o çizgiler çerçevesinde hem NATO'da kaldı
hem Sovyetler Birliği ile ekonomik ve ticari alanda olabildiğince geniş kapsamlı ilişkiler kurmayı başardı ve Türkiye'nin ağır sanayi yatırımlarının büyük bir kısmı o dönemde gerçekleştirildi. Dolayısıyla Türkiye birçok açıdan devlet aklı olan, akıllı bir şekilde hareket etmeyi de bilen bir ülke. Bugün bakıldığında Türkiye ile Rusya arasında belli bir denge zaten var. Bu denge üzerinden gittiğinde ve dünyanın da çok kutupluluğa evrildiğini düşündüğümüzde zaten Türkiye, İran büyüklüğündeki devletler bu çok kutupluluğun içinde önemli aktörler olmaya adaylar. Dolayısıyla yani biz Rusya ile şimdi ilişkilerimizde şu aşamada olursak, işte her alanda işbirliği yaparsak Rusya'nın basit bir uzantısı haline dönüşür müyüz? 1950'lerde özellikle Amerika ile kurduğumuz asimetrik ilişkilerin bir benzeri de bugün Rusya ile yaşanır mı? Yani buna kısaca verilecek cevap, böyle bir ihtimal kısa ve orta vadede görünmüyor. Uzun vadede zaten ne olacağını o zamanki olaylar belirler. Ve ona göre de Türkiye gibi ülkeler tavır belirler. Peki şimdi tabii bu önemli, bu projeler önemli, bu yatırımlar önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut iktidarların Türkiye'de ve Rusya'da yönetimlerin bu attığı adımlar esasında hani bakıldığında işte S-400'ler dedik, Türk akımı dedik ya da işte Akkuyu'daki nükleer santral değil mi? Enerji, güvenlik ve ekonomi alanında atılan bu adımlar, bu iktidarların attıkları bu adımlar esasında önümüzdeki yıllarda ya da süreçlerdeki iktidarları da etkileyen ya da belirleyecek olan belki de yatırımlar. Büyük projelerden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye ile Rusya'nın bu yakınlaşması, bu ortaklığı olumlu işlere dönüyor. Meyveler veriyor. Bunların yaşandığı sahalardan bir tanesi Suriye. Suriye'deki gelişmeler. 11. Astana zirvesi yapılacak ay sonunda Astana'da. Tekrar bir araya gelecek. Garantör ülke olarak Türkiye, Rusya ve İran'ı görüyoruz. Suriye'deki yani sahaya baktığımızda burada bir kafa karışıklığı var mı Türkiye açısından? Örneğin Suriye'de Fırat'ın doğusunda hala Amerika ile bazı ortak devriyeler atıyoruz Membiş'te. Bazı ortak hani çözüm yolları arıyoruz. Yol haritaları mutabakatlarına imza atıyoruz. Burada bir sorun sıkıntı var mı sizce? Yani bir oyalama falan dedik, bunu daha önce çok yorulmadık ama özellikle son dönemde bu PYD'yi PKK'ya karşıymış gibi kullanan ya da işte PYD'yi kullanabiliriz PKK'ya karşı diyen bir Amerika karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bir defa Amerika'nın Membiç ve Fırat'ın doğusunda PYD ile yaptığı bu kapsamlı işbirliği kabullenilemez. Yani bu Türk-Amerikan ilişkileri tarihindeki en büyük ve yıkanamaz, temizlenemez kara lekelerden birisi olarak kalacak. Hafızalarımızda sürekli yer edecek. Türk-Amerikan ilişkileri üzerine düşündüğümüzde, Türk-Amerikan ilişkileri üzerine görüş beyan ettiğimizde olumlu şeyler söyleyeceğimiz ortamlar geldiğinde hemen aklımıza bu tip ihtimaller de gelecek. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri hafızası zayıf bir ülke ve Türkiye ile bu şekilde oynayabileceğini zannediyor. Oysa Türkiye kendisiyle bu şekilde oynanmasına kolay kolay izin veren bir ülke değil. Size az önce de söylediğim gibi mesela 1964'te yaptığı dış politika değerlendirmesinin ardından 50 ile 64 arasındaki Amerika ile böyle çok yakın ve Amerika'nın uzak karakolu gibi görünen dış politikasına bayağı bir çeki düzen vermiş ve NATO'nun içinde kalmasına rağmen, ki o günkü hacmi ağırlığıyla mukayese edildiğinde büyük güçler, daha doğrusu süper güçler arasındaki rekabette NATO'nun içinde kalmaya devam etmekle birlikte Sovyetler Birliği ile de müthiş bir ekonomik ve ticari balayı yaşamıştı. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bunları bilmesi lazım. Ne tür sonuçlar vereceğini anlaması lazım. Fakat Amerika böyle, affedersiniz, garip bir ülke. Bazen tuhaf işler yapar. Çoğu zaman da dış politikasında attığı adımlarda başarısız olur. Sebepleri de bu gibi şeylerdir. Yani stratejik düşünme yoksunudur bazen. Bu da bunlardan bir tanesi. Şimdi yalnız Amerika'yı bu şekilde eleştirdikten sonra bir de aynaya bakmamızda fayda var. Burada en önemli sorun şu. Amerika bizi Membiş'te oyalıyor mu? Oyalıyor. Evet. Farkında mıyız? Farkındayız. PYD'ye silah veriyor mu? Veriyor. PYD ile yapmak istediğinin ne olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Efendim PKK liderleri üzerine ben işte 12 milyon dolar ödül koydum. Bunları kim haber verirse, nerede olduklarını söylerse bu ödülü de onlara vereceğim. Ya bunu CIA elemanlarına verin. Yani
en iyi bilen onlar. Alıp gelecek onlar da onlar. Ya CIA'ye verin ya da MIT'e verin ya da MIT ile CIA'nin elemanlarına paylaştırın bu parayı. Ama o adamları da bize verin. Ama o adamları bize vermek çözüm değil. PYD'lileri de bize verin. Çünkü bizim açımızdan PYD bir terör örgütü. Suriye Kürtlerini temsil eden bir örgüt falan değildir. Bir siyasal parti değildir. Bir terör örgütü. Böyle bir terör örgütüyle müttefikimiz olduğunu iddia eden böyle bir ülkenin bu kadar kapsamlı işbirliği içinde olması kabul edilemez. Öte yandan az önce dediğim gibi aynaya baktığımızda da kendi hatalarımızı görüyoruz. Şu anda EYD'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nin de en önemli varsayımı, en önemli güç aldığı nokta, politikalarını üzerine inşa ettiği konu bizim ne olursa olsun Suriye hükümetiyle anlaşamayacağımız, uzlaşmayacağımız. Şimdi biz Suriye ile uzlaşmadığımız sürece bu sorun karşımızda ağır bir yük olarak bulunacak, devam edecek. Ve bu sorunun verdiği zararları telafi edemeyeceğiz. Bu zararlar büyüyerek devam edecek ve ediyor. Çünkü oradaki sorun her geçen gün kökleşiyor. Her geçen gün kendimize zarar veriyor. Şimdi Türk ve Suriye heyetleri İran'da görüşüyorlarmış Tahran'da. Güzel. İnşallah bu görüşmeler olumlu sonuçlar verir. Gizli saklı görüşmeler yapılsa bile bu görüşmelerin en azından alanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Silahlı Kuvvetleri ile işbirliğine dönüşmesi lazım. Bir an önce bizim İdlib, Afrin vesaire gibi artık giderek Türkiye-Suriye ilişkilerinde ve Türkiye-Rusya ilişkilerinde büyük sorunlar yaratması muhtemel konulardan kendimizi kurtarmamız lazım. Bakın mesela geçenlerde siz de takip etmişsinizdir. Afrin'de bir suç örgütü üzerine gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği işte Özgür Suriye Ordusu vesaire. Ben geçenlerde mesela bazı batılı gazetelerde sevimsiz haberler okudum. İşte Özgür Suriye Ordusu mensubu olup orada namus cinayetleri işleyen insanlardan bahsediyordu. Gerçi Türkiye'yi yerin dibine sokmamış ama az çok da eleştirmişti haberlerde. Şimdi başka bir ülkenin topraklarında uzunca bir süre kalmaya başladığınızda bu tür sorunlar artan bir oranda karşınıza çıkmaya başlar. Ve bunların her birinin faturası size döner. Oysa bizim bir an önce bu toprakları da Suriye'ye transfer edecek anlaşmalar yapacak şekilde Suriye hükümetiyle anlaşmamız lazım. Suriye ile anlaştığımız anda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve PYD'nin bütün politikalarını üzerine inşa ettiği varsayımı yıkmış olacağız. Bakın mesela geçenlerde Jeffrey'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin yaptığı açıklamalar vardı. Aslında Jeffrey açık sözlü bir adam. Ankara'da da büyükelçilik yaptı, Bağdat'ta da görev yaptı. Şimdi bu coğrafyanın aslında gerçeklerinde bildiği anlaşılıyor. Orada açık açık diyor, yani biz diyor PKK ile PYD arasına bir farklılık koyuyoruz ve bunun ikisinin aynı şey olmadığını söylüyoruz ama bu konuda Türkiye'yi ikna edemiyoruz diyor. Bu doğru. Türkiye zaten ikna olmamalı. Fakat o konuşmanın içinde bazı unsurlar vardı. Orada diyor ki biz Türkiye ile konuştuğumuzda Türkiye'nin de yeni bir Suriye anayasası yapılanması oluşturması konusunda bizimle hemfikir olduğunu ve Suriye hükümetinden rahatsızlıkları olduğunu anlıyoruz, görüyoruz. Onları o konularda diyor işbirliğini sürdürüyoruz ayrıca diyor. Şimdi biz eğer Suriye'ye yeni bir anayasa getirilsin, yeni bir yönetim getirilsin filan bunlar konusunu habire gündeme getirirsek, aynı pilavı ısıtıp ısıtıp gündeme masaya koyarsak bir süre sonra pilav tatsızlaşır. Şu anda o durumda. Dolayısıyla biz bunun armudun sapı, üzümün çöpü işini bırakıp Suriye ile uzlaşma yoluna gidersin. Amerika ile de o zaman Membiç'te onun zaman kazanma taktikleri konusunda psikolojik üstünlüğü ele geçiririz. PYD üzerinde psikolojik üstünlüğü ele geçiririz. Bunu yapmadığımız sürece de Rusya ile ilişkilerimizde sorun çıkması muhtemeldir. Başka konularda sorun çıkması muhtemeldir. Hatırlayalım, İdlib'de bir anda
neredeyse Türk-Rus-İran ilişkileri falan kalmıyordu ya. Yani bütün masayı devirmişti. Aslında o günlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı müttefikleri Türkiye'ye tamam biz bütün silahlı gücümüzle geleceğiz, Esad'ı devireceğiz, gel bizimle işbirliği yap deselerdi ne olurdu? Düşünmek bile istemiyorum. Evet. Allah'tan onlar amaçlarının aslında orada PYD'ye devlet kurdurmak olduğunu Türkiye'nin gözüne soka soka gösterince ancak işte Soçi mutabakatıyla işler yeniden toparlanmaya başladı. Yani bu Suriye konusunu aşmadan Türkiye'nin diğer konularını aşabilmesi, dış politikasını toparlayabilmesi mümkün görünmüyor. Mısır konusu aynı konuyla bağlantılı. Suudi Arabistan'ın şimdi Kaşıkçı meselesinden dolayı üzerine gidiyoruz. Hemen hemen aynı konularla, aynı konuyla bağlantılı. Hı hı. Suudi Arabistan'la bozuşmamız da yine aynı politikadan oldu. Hatırlayalım, Mısır bir araya gelerek Katar karşıtı bir cephe oluştururken neleri gerekçe söylediler, gösterdiler. Dediler ki biz ihvan karşıtı politikalar çerçevesinde bir araya geliyoruz. Bizi bir araya getiren şey bizim dış politikamız ise maalesef ihvan yanlısıymış gibi görünüyor. Bu doğrudur değildir ayrı bir tartışma ama öyle görünüyor. Bizim mesela Kaşıkçı olayını ne kadar trajik olursa olsun ve Türkiye görevinde gayet güzel yaptı, krizi de çok başarılı bir şekilde yönetti. Bunu Suudi Arabistan'la ilişkileri yumuşatmak ve Suudi Arabistan yoluyla Mısır'la ilişkileri düzeltmek, bu arada Suriye ile ilişkileri de uzlaşmak ve normalleşmek için kullanmak yerine işte oradaki prensi devirelim, yerinden edelim. İşte bilmem sadece o değil, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki prens de gitsin falan. Bunlar üzerinde çok oynarsak buralardan sonuç alamayabiliriz. Bunlar yeni Esad devirme projelerine dönüşebilir. Hı hı. Ve Türkiye'nin iki çıkarlarına faydası olmayan birçok alanda enerjimizi tüketmeye devam ederiz. Ve korkarım özellikle Suriye'deki konuda inatlaşmada ısrarcı olmak bizim Rusya ile ilişkilerimizdeki istenen toparlanmayı bir türlü getiremez. Aha. Bakın dün mesela bazı haberler çıktı. Eğer doğruysa çok enteresan sonuçlar verecektir. Mesela Suudi Arabistan yaptığı açıklamalarda Suriye'deki politikalarından geriye adımlar atacağını ifade ediyor. Hı hı. Satır aralarında. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı da yine bir başka açıklama, kendi açıklamasında Suudi Arabistan'ın hatalarından dönmeye hazırlandığını, aynı zamanda Avrupalı ve Arap birçok devletin Suriye'ye gelerek ilişkilerini normalleştirmek istediklerini söyledi. Suriye kolay kolay böyle bir açıklamayı yapmaz bir takım bu konuda somut ipuçları olmasa. Şimdi eğer Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır vesaire onlar da Suriye ile uzlaşır ve geriye bir tek biz kalırsak bütün halimizi, yani bunun Türkiye-Rusya ilişkilerine falan da herhangi bir şekilde bir fayda sağlaması mümkün olmayacağı gibi fayda sağladığı tek alanda bizim istemediğimiz alan olur. Yani PYD Amerika Birleşik Devletleri ilişkisine fayda sağlamış. Hı hı. Hocam bu PYD Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi dediniz ya, hani Suriye'de Suriye ile ilişki kurmak bölge ve dünya için kritik. Suriye'de de bizim en çok hani kritik gördüğümüz ve kırmızı çizgi dediğimiz bu Fırat'ın doğusu meselesi var. Amerika sanki zamanda Irak'ın kuzeyinde uygulamaya koyduğu senaryoyu şimdi Fırat'ın doğusunda, dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde yapmaya çalışıyor gibi. Bunun altını çiziyoruz. Yani yine böyle ölümü gösterip sıtmaya razı etmek ister gibi. PKK'yı gösterip Barzani'yi, şimdi de yine PKK üzerinden PYD'yi böyle ne derler, kabul etmeye zorluyor gibi. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Yani aslında güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şöyle ki böyle birbirine benzeyen unsurlar var. Amerika'nın niyetleri ve amaçlarıyla ilgili olarak da açık benzerlikler var. Ama mesela böyle bir mukayeseye gittiğimiz zaman aslında Türkiye'yi karşı koyma konusunda daha dirençli ve daha güçlü hale getiren farklılıklar da var. Şimdi bir defa 2003 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiği zaman dünyadaki tek süper güçtü, tek kutuplu bir dünya düzeninin lideriydi. Kendisini dengeleyebilecek başka güçler
yok başka güçler henüz bu denli güçlü hale gelmemişti, kuvvetli hale gelmemişti dünyada. İkincisi Amerika Kuzey Cephesi'ni Türkiye üzerinden açtırmaya engel olan o tezkere hadisesini Türkiye'yi cezalandırmak için bahane olarak kullanmaya başlamıştı. Ona da Çanakkale'den çok geniş bir Türkiye kamuoyu, daha doğrusu Türkiye'de ki medya vardı. Hı hı. Biraz acemi bir hükümet vardı o zaman. AKP çok yeni iktidara gelmişti. AKP'nin kafası fevkalade karışıktı. Yani milli devlet konusunda karışıktı. Amerika'nın buradaki hedefleri, planları, amaçları konusunda karışıktı vesaire. Ve AKP bu gibi konuları Türkiye'de içeride derin devlet diye tanımladı ve aslında gerçekte var olmayan bir olguyla mücadele içinde kullanmaya çalışıyordu. Dolayısıyla iç içe birçok sorun vardı orada. O günkü şartlarda bile Türkiye 2007 yılına kadar, hı hı, Barzanistan'a razı olmadı. Barzani'nin mesela Barzani'nin Kerkük'te şu veya bu şekilde hakimiyet kurması konusunda Türkiye'nin kırmızı çizgileri devam etti. Ancak 2007-2008'den sonra özellikle Ahmet Davutoğlu zihniyetinin Dışişleri Bakanlığı'na ve Türkiye'nin dış politikasına hakim olmasından itibaren Amerika'nın istediği noktaya tam olarak sürüklendi Türkiye. Efendim bu Barzanistan bir şeydir, olgudur. Dolayısıyla biz bu olguda öncülük yapalım. Barzani'yi ilk tanıyan devlet olalım, işte gidelim ihalelerini alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Biliyorsunuz bu gibi işlerin sonucunda Barzanistan Türkiye'ye tam olarak kabul ettirildi. Kaldı ki orada da Barzanistan'ı kabul ettirip PKK'yı düşman ilan etmedi Amerika. Hı hı. Tam tersine o sırada içeride de çözüm süreci yoluyla PKK Türkiye içinde devletleşiyor. Yani o zamanki her şey yanlıştı, anlatabiliyor muyum? Türkiye'den büyük, çözüm süreciyle büyük bir parça çıkacaktı. Buna demokratik özerk Türkiye deniliyordu. Türkiye'nin demokratik özerk bir bölgesi oluşacaktı. Bu aslında ayrı bir devlet inşasıydı. O zamanki PKK önde gelenlerin açıklamalarını hatırlayalım. Bizimki Kuzey Kürdistan olacaktı. Güney Kürdistan zaten özgürleştirilmişti, yani Barzanistan. Geriye Suriye Kürdistan'ı ile İran Kürdistan'ı kalıyordu. Onlar da uygun ortamlar yaratıldığında, oluştuğunda bu Büyük Kürdistan projesine eklenecekti. Şimdi böyle değil. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri pek çok açıdan dünyada dengelenmiş durumda. İkincisi, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Büyük Kürdistan projesinde ısrarcı olduğunu açık açık görüyor ve bununla mücadele de ediyor 2015'ten bu yana, hem de silahlı bir şekilde. Bu arada Türkiye'nin ufkunu karartan ve birçok yanılgıya sebep olan Davutoğlu zihniyeti büyük ölçüde tasfiye olmuş durumda. Her ne kadar zaman zaman mevcut hükümette işte Barzani ile şu veya bu şekilde işbirliğine istekli görünse de, hı hı, değişik konjonktürel sebeplerle. Bu arada Barzani'nin güçlenmesinin bağımsızlıktan başka bir yere gitmeyeceğini de Eylül 2017'deki Barzani referandumunda gördük. Dolayısıyla yani Barzani de öyle uslu bir çocuk değil orada. Yani merkezi hükümetle, merkezi hükümetin Barzani bölgesi üzerindeki kontrolü çok zayıflarsa ve Barzani Kerkük petrollerine el koyarak güçlenirse bunun sonucunda bağımsızlığa gitmeye kalkışacağının açık olduğu belli. Hı hı. Bunu İsrail'in çok istediği yine belli. Çünkü ilk tanıyan ülke olarak İsrail'in ortaya çıkıp vallahi böyle bir şey olursa biz tanımaktan geri durmayız, hem çok isteriz falan dediklerini hepimizin hafızalarında, devletin de hafızasında. Şimdi Suriye'ye gelince evet, yani Amerika bugün PKK'yı bize verip, ya siz, aslında Amerika'nın söylediklerinden şu çıkar. Bir defa diyor ki bize, ülke içindeki, yani Türkiye içindeki PKK'yla mücadelenize ben artık karışmıyorum. Yani, hı-hı, Türkiye içindeki PKK'yı ben sattım demeye getiriyor. Bunun başka bir izahı yoktu. Evet. Ama yeter ki şu Fırat'ın doğusundaki PKK'ya dokunma, PYD'ye dokunma. Çünkü benim orada yapmak istediklerim var demeye getiriyor. Aslında orada yapmak istedikleri de açık. Eğer orada bir PKK-PYD bölgesi oluşturursa o bölgeyle Barzanistan'ı yeniden canlandırması mümkün. Ve bu ikisini birbirine ekleyerek Büyük Kürdistan'ı belki daha küçük bir coğrafyada
şimdiki şartlarda canlandırmak istiyor, ayaklandırmak istiyor. Dolayısıyla tabii büyük ümidi de Türkiye'de çözüm süreci hikayelerinin yeniden başlaması, bizim Türkiye bölgelerinde buna katılması vesaire. Şimdi böyle bir ortam yok Amerika'nın elinde. Türkiye bu konularda epeyce şerbetli görünüyor, daha dikkatli görünüyor. Ve Suriye'deki savaşı da büyük ölçüde Amerika'nın desteklediği taraf kaybetmiş durumda. Çünkü Suriye'yi üçe bölmek böyle bilselerdi, o zaman daha kolay bölünürdü. Ama ikiye bölmeye kalkışmak pek kolay olmayacak. Yeter ki burada Türkiye'nin bu Suriye saplantısı bir şekilde törpülensin ve Türkiye Suriye ile uzlaşma yoluna gitsin. Eğer Türkiye Suriye ile uzlaşma yoluna giderse zaten Amerika'nın bu yapmaya çalıştıklarından da vazgeçmesi ihtimali az değildir diye düşünüyorum. Hı hı. Hocam son bir soru. Dün ulusal kanal ekranlarında Sayın Perinçek açıkladı, gündeme getirdi. Uluslararası Haber Ajansları'na da yansıyan bir haberdi. Katar'ın Irak'la yaptığı son görüşmede bir beşli ittifak önerdiğini söyledi Sayın Perinçek. Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Katar. Böyle bir ittifakın olasılığını siz nasıl yorumluyorsunuz? Katar'dan gelen bu önerinin. Yani böyle bir ittifak gerçekleşirse, mevcut ittifaklar var İran'la, işte Rusya'yla, Astana süreci diyoruz, Soçi'de, Tahran'da, İstanbul'da çeşitli zirveler oluyor. Bir de böyle bir ittifak olursa bu bölgedeki gelişmelere sahaya nasıl yansır? Şimdi zaten özellikle Amerika'nın bir Arap NATO'su gibi pazarladığı gelişmeler çerçevesinde bu beklenen bir şey. Çünkü Amerika aslında Orta Doğu'yu bir şekilde başka bir ittifakın, İran karşıtı bir ittifakın içine çekmeye çalışıyor. Bu gelişmeler özü itibariyle aslında tehlikeli gelişmeler. Türkiye gibi bir ülkenin o yüzden de mesela Suudi Arabistan'la ilişkilerini normalleştirmesi, Suudi Arabistan'la ilişkilerini normalleştirirken Katar üzerindeki ambargoyu kaldırtmak için ikna etmesi, Mısır'la ilişkilerini normalleştirerek hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan çemberi kırması, hem Orta Doğu'da oluşması düşünülen bu tür ittifaklar düzeninin kırılmasını sağlaması gibi işler yapması lazım. Ama eğer Amerika, yani bütün bunlar yapılmaz ve Orta Doğu bir çıkmazın içine doğru sürüklenirse ve Amerika'da adı geçen, yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, bunların başını çektiği bir ittifak, buna da aynı zamanda işte Yemen'in bir kısmı, Ürdün vesaire, bunları da katarak bir Arap NATO'su gibi bir şeyler yapmaya kalkışırsa zaten o zaman bölgede yeni ittifaklar oluşacaktır. Fakat buradaki soru şu: Katar böyle bir Suudi Arabistan karşıtı politikalara ne kadar direnecek? Hı hı. Çünkü Katar aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile de çok sıkı ilişkileri olan bir ülke ve Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük askeri üslerinden birinin bulunduğu bir ülke. Askeri olarak da hemen hemen hiçbir kıymet harbiyesi olmayan bir ülke. Coğrafi olarak da konumu pek, yani Suudi Arabistan'la takışarak uzun vadede ayakta kalması zor bir ülke. Dolayısıyla bütün bunları Katar tek başına nasıl yürütür bilemiyorum. Ama zaten ittifaklar açısından bakıldığında Katar'ın dışında diğer saydığınız dört ülke şu anda bir şekilde bir işbirliği içinde. Tabii ittifak kelimesini de dikkatle kullanmak lazım. İttifak dediğiniz zaman bir askeri ittifak ve bunlardan birine bir saldırı olduğu takdirde diğerlerinin hepsine yapılmış, kabul edileceği anlamı çıkar. Ben böyle bir şeyden ziyade şu anda bir askeri işbirliği gibi bir şey düşünüyorum yapılan açıklamalardan, ama o bile dediğim gibi sonuçları itibariyle dikkatle incelenmesi gereken bir konu. Yani şu anda bekleyip görelim demekten başka bir şey gelmiyor. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin politikalarını falan da bekleyip görmek lazım nasıl şekilleneceğini. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yine güzel bir sohbet oldu. Ederim. Aydınlatıcı, bilgilendirici. Çok sağ olun, katılıp katkıda bulundunuz. İyi yayınlar dilerim. İyi eksik günler. Olmayın. Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'dı konuğumuz. Sayın seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gün ortası devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Evet, gün ortası devam ediyor. Sayın seyirciler, Türk Akımı projesi Mavi Akım'ın ardından Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağlayan ikinci hat oldu. Peki Türk Akım projesinin bölge açısından stratejik önemi nedir? Uzmanlara soruyoruz. Az önce Profesör Doktor Hasan Ünal'ın görüşlerini getirdik ekranlarınıza. Bakın Profesör Doktor Sencer İmer Türk Akımı'nı nasıl değerlendiriyor? Türkiye ve Rusya'yı birbirine direkt bağlayan ikinci proje Mavi Akım'dan sonra. Doğalgazını Ukrayna üzerinden Avrupa'ya satan Moskova, Kiev'le yaşadığı sorunların ardından yeni yol olarak 2014 yılında Türk Akım projesini geliştirdi. Bir noktada Rusya Federasyonu'nun Avrupa Birliği'nin gaz ihtiyacını, yalnız Türkiye'nin değil, karşılamak için düşündüğü projelerdir. Ukrayna bypass edilmiştir çünkü Ukrayna'ya güvenilemeyeceği kendi açılarından ortaya çıkmıştır. Peki Türk Akım projesi nedir? Rusya'dan başlayan Karadeniz'in altından Türkiye'ye kadar uzanan bir denizaltı gaz nakil hattıdır. 15 milyar metreküp civarında bir gaz buradan nakledilecek. Esas hamurun miktarı daha sonra 30 milyar metreküpe çıkacak. Tamamlandığında 1100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akım Boru Hattı'nın 937 kilometrelik kısmı denizden geçiyor. Türkiye ise burada geçişin en önemli ayağı olacak. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak ama esas amaç buradan Yunanistan'a, oradan Arnavutluk üzerinden İtalya'ya gaz sevk etmek. Daha sonra da Makedonya üzerinden, Yugoslavya üzerinden, Macaristan üzerinden Avusturya'ya, Almanya'ya kadar bir Orta Avrupa'ya uzanan boru hattı döşemek. 19 milyar dolara mal olması hedeflenen projenin Türkiye'den sonraki ayağını Yunanistan oluşturuyor. Yunanistan Başkanı Alexis Tsipras, projenin Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşınması için Brüksel'de aktif çalışma içinde olduklarını söylemişti. Tabii Yunanistan'ın da bundan istifade edeceğini söylemek doğrudur. Yunanistan sınırına kadar gidecek. Orası bir hap dediğimiz üst haline getirilecek. Türkiye ile Yunanistan'ın arasının iyi olması gerekir. Bu Yunanistan'ın da çıkarınadır bu projenin gerçekleşmesi. Türkiye'nin de çıkarınadır. Ekonomik tarafı olduğu kadar siyasi hedefleri de bulunan proje Washington'ı da bir hayli rahatsız ediyor. Stratejik projelerdir. Dolayısıyla Karadeniz'in bir barış denizi olması, Türk ve Rus çıkarlarının savunması ama diğer komşu ülkelerin de ekonomik ve siyasi çıkarlarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Yani şimdi burada Amerika bir noktada Rusya'nın Avrupa Birliği ile bu kadar iç içe olmasını istemiyor. Sayın seyirciler, kameramızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeviriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti grubuna sesleniyor. Maviliklere süreceğiz ve güzel günler göreceğiz. Bu laf sadece bize özgü değil. 81 milyon için gençlerimiz söylüyorlar. Hep beraber karamsar atmosferi yıkıp güzel güneşli günleri göreceğiz ve motorlarımızı maviliklere süreceğiz. Hep birlikte bunun zevkini, hep birlikte bunun onurunu yaşayacağız. Toroslardan gelen Yörük kadınlarına şükran borçluyum. Torosların ve Yörüklerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Gazi Mustafa Kemal der ki, eğer Toroslarda bir çadırda bir evde duman tütüyorsa ülkenin geleceğinden kimsenin endişesi olmasın diyor. Yörükler, Anadolu kültürümüzün özünü oluşturan Yörükler. Sizlere şükran borçluyuz. Sizler hayatın her alanında mücadele ediyorsunuz ve kadın erkek olarak mücadele ediyorsunuz. Yörük kültüründe kadınların ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. O kültürün de bir parçası olduğum için son derece mutluyum. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bizi sevsin sevmesin 81 milyon vatandaşıma en içten teşekkürlerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Her vatandaşımızı kucaklamak da bizim görevimizdir. Elbette eleştirilebiliriz. Elbette yanlışlarımız olabilir. Hepimiz insanız sonuçta. Ama bizim görevimiz 81 milyonu kucaklamaktır.
Bizim görevimiz vatandaşlarımız arasında ayrım yapmamaktır. Ve bizim görevimiz kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşadığı yer, coğrafya ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun 81 milyonu kucaklamaktır. Ve 81 milyonun ufkunu açmak, onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çaba göstermektir. Bu çabayı elimden geldiği kadar ben ve arkadaşlarım vermeye çalışıyoruz. Sürdürmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz olursa söyleyin. Yanlışımız olursa söyleyin. Biz başkaları gibi değiliz. Biz insanız. İnsan olduğumuzun bilincindeyiz. Eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Bunları kabul ederiz. Ama bildiğimiz doğrunun arkasında sonuna kadar kararlı yürürüz. Efendim dün sevgili peygamberimizin doğumunun yıl dönümüydü. Dün gece Mevlid kandilini hep birlikte idrak ettik. Sevgili peygamberimizin güzel ahlakı temsil etme konusunda ve adalet konusunda duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Adalet konusunun ne kadar önemli olduğunu ve bütün inançların temelini adaletin oluşturduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Adalet konusunda sevgili peygamberimizin iki örneğini sizlere sunmak istiyorum. Bunlardan birinci örneği şu. Hırsızlık yapan bir kadın yakalanır, hakkında hüküm verilir. Kadının akrabaları sevgili peygamberimize giderler ve affetmesini isterler. Sevgili peygamberimiz şöyledir. Sizden önceki milletler şu sebeple yok olup gittiler. Şu sebeple yok olup gittiler. Aralarından soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu bırakıveriyorlar. Zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca da onu hemen cezalandırırlardı. Yani güçlünün adalet kavramı ayrı, güçlüye hiçbir suç verilmez. Nerede gariban varsa yakalayıp hapse atarlardı. Ve diyor ki sizden önceki bütün milletler bu nedenle yok olup gittiler. Ve şöyle söylüyor sevgili peygamberimiz. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı elbette onun da elini keserdim. Yani adaletin önünde kimse duramaz diyor. Adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bir şey daha söylüyor. Veda hutbesinde sevgili peygamberimiz diyor ki zulmetmeyecek ve zulme boyun eğmeyeceksiniz diyor. Zulmetmeyeceksiniz ama zulme boyun eğmeyeceksiniz diyor. Ve yine yüzyıllar öncesinden suçun şahsiliği konusunda çok ama çok önemli açıklamaları var. Diyor ki herkes yalnızca kendi işlediği suçun sorumlusudur. Suçu evlattan dolayı baba sorumlu tutulamaz. Suçlu babadan dolayı evlat da sorumlu tutulamaz. Ve bunu yüzyıllar önce söylüyor. Ve biz bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde toplu tutuklamalara, toplu infazlara itiraz ediyoruz. Suçun şahsiliğini savunuyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Parası olanlar, siyasi arkası olanlar hiç hapishaneye gitmiyorlar. Hiçbir şekilde hapishanenin önünden bile geçmiyorlar. Onlara derhal beraat kararı veriliyor veya takipsizlik kararı veriliyor. Harp okulu öğrencileri içeride. Öğrenciler içeride. Garipler içeride. Fakir fukara içeride. Avukat dahi para, tutacak parası olmayanlar içeride. Diğerlerinin tamamı dışarıda. En son bir FETÖ'nün elebaşı vardı Türkiye'de. İş adamı. Parası boldu. Pulu boldu. İşbirliği yapıyordu. Savcı hakkında takipsizlik kararı verdi. Niçin? Parası var. Niçin? Arkada dayısı var. Bunlar adalet dağıtamazlar. Bunlar adalet dağıtamazlar. Adaleti bunlar yok ediyorlar zaten. Daha önce söylemiştim. Kışlaya siyaseti sokmayın demiştim. Camiye siyaseti sokmayın demiştim. Adliye siyaseti sokmayın demiştim. Sokarsanız Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Adliyeye siyaseti soktular. Adliyeye. Bir kişinin talimatıyla kararlar verilmeye başlandı. Ve veriliyor da. Dolayısıyla
Hepimiz bu acı günü biliyoruz ve hepimiz bütün bu gerçekleri geniş kitlelere aktarmak zorundayız. Dünya Çocuk Günü. Her 20 Kasım'da Dünya Çocuk Günü. 1989 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onaylıyor ve kabul ediyor. Dolayısıyla çocuklara hepimiz, toplumun her kesimi, sadece bizler değil, dünyada nerede bir çocuk varsa çocuğun üstün yararı dikkate alınarak çocukların hakları korunur. Çocuklar hepimizin üzerine titrediği varlıklardır. Bizim en önemli varlıklarımızdır. Bir ülkenin geleceğidir. Bir ülkenin onurudur ve gururudur çocuklarımız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını, çocuklarımızın iyi bir yaşam sürmesini, annelerin çocukları üzerine ne kadar titrediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O nedenle çocuk haklarını korumak, çocuğun haklarını korumak hepimizin ortak görevidir. Ama bir şey var. Hiçbir çocuğa nasip olmayan bir olayı Gazi Mustafa Kemal 23 Nisan'da bir bayram haline dönüştürerek çocuklara bir bayram armağan etti. Üstelik bütün dünya çocuklarına 23 Nisan'ı bir bayram olarak armağan etti. Dolayısıyla biz çocuklarımıza bir bayram armağan ettik. Ama çocuklarımızın geleceği konusunda çok endişeliyiz. Çok endişeliyiz. İki arkadaşımız, iki milletvekili arkadaşımız güzel bir çalışma yaptılar değerli arkadaşlarım. Ankara Milletvekili Sayın Tekin Bingöl uzun bir çalışma yaptı ve raporunu dün kamuoyuna açıkladı. Aynı şekilde İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker de sorduğu soru önergelerine gelen cevaplarla yine çocuk hakları konusundaki duyarlılığımızı bütün Türkiye'ye aktarma imkanı buldum. Bakın değerli arkadaşlarım, son 18 ayda 21.957 çocuk hamile kaldı. 21.957 çocuk. Bunlar daha çocukluklarını yaşamak durumunda. Bunlar oyun oynamak isterler. Ve bu çocuklar hamile bırakıldı değerli arkadaşlarım. Doğum cinsel istismara uğrayarak 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuklarımızın sayısı 15.937. Değerli arkadaşlarım 3.000 çocuğumuz cezaevlerinde. 2 milyon çocuk işçimiz var. Son 7 yılda 340 çocuğumuz da iş kazalarında hayatını kaybetti. Çocuklarımıza gerçekten gerekli değeri veriyoruz. Çocuklarımızı bir sanki at yarışına katılırlarmış gibi onları sınavdan sınava sokmuyor muyuz? Çocuklarımız acaba çocukluklarını yaşıyorlar mı? Acaba çocuklarımız beklediklerini elde ediyorlar mı? Bunları hiç ama hiç düşünen bir siyasal iktidar yok. Ve daha acı olanı Yemen'de değerli arkadaşlarım. Yemen'de Körfez'de tam bir kan gölüne dönen bir coğrafya var. Binlerce kişi hayatını kaybediyor. Hala insanlar ölüyor orada. Ölen de öldüren de Müslüman. Mezhep savaşları yüzünden. İnanç üzerinden bir insan öldürülür mü? İnancı olan bir insan bir başka insanı öldürür mü? İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlık değil midir? Neden Müslüman coğrafyasında insanlar birbirlerini öldürüyorlar? Ve bu öldürmeden kimler kazanıyor? O birbirlerini öldürenlerin eline kimler silahları veriyor? Kimler o coğrafyada yerin altındaki petrolden nasiplenmek istiyor? Bütün bunları herkesin bilmesi ve düşünmesi lazım. 18 milyon kişi açlıkla boğuşuyor Yemen'de değerli arkadaşlar. 5,5 milyon çocuk. 5,5 milyon çocuk neredeyse kimsesiz. Dolayısıyla bizim bugün de yani çocuk hakları gününde şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Yemen'de bunlar olurken İslam dünyası ne düşünüyor acaba? İslam dünyası bu savaşı bitirmek istiyor mu? İslam dünyası ya yapmayın birbirinizi öldürmeyin. Hepiniz Müslümansınız diyor mu? Yoksa arkadan silah verip buyurun beyler birbirinizi öldürün mü diyor. Geldiğimiz nokta budur. O nedenle bugün çocuk hakları günü ama Yemen'de 5,5 milyon çocuk savaşın ortasında. Çoğu annesiz ve babasız. Ve çoğu açlıkla mücadele ediyor.
Ve dünya bunları seyrediyor. İslam dünyası da bunları seyrediyor. Acı olan da zaten budur değerli arkadaşlarım. Erdin Bircan, milletvekilimiz, dün onu Edirne'de sonsuzluğa yolcu ettik hep birlikte. Iğdır'da bir beyin kanaması geçirdim. Ertesi gün otel odasında bulundum. İlk tedavisi Iğdır'da yapıldı. Sonra Ankara'ya getirildi. Ama yaşama direnemedi daha fazla ve Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve hepimizin camiamızın da camiamıza da başsağlığı diliyorum. Erdin Bircan musalla taşındayken hoca geldi. Önce dua ettim. Daha sonra da helallik istedi cemaatten. Cemaatle hep beraber haklarımızı helal ediyoruz dedim. Bu arada hocamız başka bir şey daha yaptı duadan sonra. Konuşmasını yaparken bu ülkeye hizmet etmiş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu devlete hizmet etmiş bütün devlet büyüklerine Allah'tan rahmet diledi. Ve onları unutmamamız gerektiğini de ifade etti. İşte saygın bir din adamı böyle olur. Bir din bilgini böyle olur. Geçmişe rahmet etmek. Ayrım yapmamak, ayrımcılık yapmamak. Bir ülkeye büyük hizmetler vermiş. Canını dişine takmış. On binlerce şehit vermiş. Onların komutanlığını yapmış. Gazi olmuş. Ölümden dönmüş. Arap çöllerinden tutun Libya'ya kadar. Filistin'den tutun Çanakkale'ye kadar. Dumlupınar'dan tutun İzmir'e kadar. Bütün o mücadele içinde ülkenin bağımsızlığını savunmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına rahmet okumak, onları şükranla almak hepimizin boynunun borcudur. Ve özellikle de bunu bir din adamının böyle bir ortamda Fesli Kadir'in bulunduğu bir ortamda, onun bazı çevrelerce yüceltildiği bir ortamda bunu dile getirmesi son derece anlamlıydı değerli arkadaşlarım. Niye anlamlıdır? Çünkü bu hocamız ayrımcılık yapmıyordu. Herkesi kucaklıyordu. Bütün devlet büyüklerine Allah'tan rahmet diliyordu. Ve yine bu vatana hizmet edenleri saygıyla anıyordu. Bunu neye göre yapıyordu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Diyanet İşleri Başkanlığı temel hedef ve ilkelerine göre yapıyordu. Temel ilke ve hedefleri nedir? Ben söylemiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı söylüyor. Nerede söylüyor? Kendi resmi internet sitesine koyduğu metinde söylüyor. Diyor ki, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilkeleri budur diyor. Peki 5 tane ilke sayıyor burada. 1- Bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalmak. Yani Diyanet siyasete müdahale etmemeli, siyasetin dışında kalmalı diyor. Doğru mudur? Doğrudur. 2- Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmek. Evet, milletçe dayanışmak ve bütünleşmek hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. 3- İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yürütecek. 4- Toplumu aydınlatmak. Evet, toplumu din açısından, inanç açısından aydınlatmak. 5- İbadet yerlerini yönetmek. İlk ikisini şu an mevcut Diyanet İşleri Başkanı yerine getirmiyor. Yerine getirmiyor. Yani inançla siyaseti bir araya getirdi. Öyle bir araya getirdi ki Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet eden bir vatan hainini, bir daha söylüyorum, bir vatan hainini gittiği makamında ziyaret etti. Yerinde ziyaret etti. Yattığı yerde ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim en gözde kurumlarımızdan birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı ile
Genelkurmay Başkanlığı'nı 1924'te aynı gün kurarken topluma o mesajı veriyor. Kışlaya siyaset girmeyecek, camiye siyaset girmeyecek. Felsefe budur. İkisi de topluma hizmet edecek. O nedenle iki kurum da bizim göz bebeğimizdir. İki kurumun günlük sıcak siyasetin aracı olması asla kabul edilemez. Peki bu Fesli Kadir kim? Bir vatan haini. Efendim hainin ötesinde. Hainin ötesinde bir adam. Sıradan bir sözcükle bu ifade edilemez. Bakın değerli arkadaşlarım. Ve bu aynı zamanda Erdoğan'ın da akıl hocası. Niye akıl hocası? Defalarca kendisi söylüyor zaten. Gidiyorum Erdoğan'ı ziyaret ediyorum, ona düşüncelerimi, bilgilerimi aktarıyorum diyor. Bakın ne söylüyor. Kadir Mısıroğlu ne diyor? Mısıroğlu ne diyor? Baba taraftarım. Yani Büyük Orta Doğu projesine taraftarım. Eş başkanı kim? Sarayda oturan zat. ABD'nin istediği petrol. Benim de istediğim tarihi müesseselerime, hilafete geri dönmek. O ne alacaksa alsın. Yani Amerika ne alacaksa alsın. Bana hilafeti versin. Yani mandacılığı kabul ediyor. Ben hedefimde ABD bana yardımcı oluyorsa Allah razı olsun. ABD kuklası bir halife gelirse gelsin diyor. Buna vatan haini denmezse ne denir? Vatan haini denmezse ne denir? Şimdi ben yine Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na soruyorum. Bu vatan hainini hangi gerekçeyle ziyaret ettiniz? İnsani gerekçeye. İnsani gerekçeyle. Sen insani gerekçeyle hangi şehit evini ziyaret ettin? Hangi gazinin evine gittin? Söyle bana bakalım, nereye gittin sen? Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan, ülkesine bağlı, vatanına bağlı, bayrağına bağlı, tarihine saygılı, devlet büyüklerine saygılı, çok ama çok sayıda değerli insanlar çalışıyor. Onların hepsine Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çorum İl Müftü Yardımcısı da bir açıklama yapmış. Onu da burada söyleyeceğim. Söylemekten de gurur duyuyorum. Diyor ki bunları diyen hem Mehmet Akif'e hakaret eden, Mehmet Akif Ersoy'a hakaret eden, hem Mustafa Kemal'e dönüp hakaretlerini sürdüren ve keşke Yunan galip gelseydi diyen kişiye diyor ki bunları diyen bir kimse hakkında üç durum söz konusudur. Ya İngiliz uşağıdır, kesin öyledir. Ya Türk ve İslam düşmanı bir takiyecidir, kesin öyledir. Ya da bilinçli ya da bilinçsizce büyük Türk milletini karşı karşıya getirmekten hoşlanan bir ruh hastasıdır. Ruh hastası değil bu. Bilinçli olarak yapıyor bunu. Hasta olsa tımarhaneye kaldırılır zaten. Yeri de orada zaten bunun. Yerinin de orada olması lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı çok değerli bir kurumdur. Önemli bir kurumdur. Burada görev yapmış Diyanet İşleri Başkanlarının tamamı da saygın insanlardır. Büyük bir kısmına her zaman, her ortamda toplumun her kesimi saygı duymuştur. Ali Bardakoğlu bunlardan birisidir. Siyasetin dışındadır. Bir bilgindir, bir alimdir. Bakın Ali Bardakoğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ne söylüyor? Atatürk'ü herkes kendi bakış açısından yorumlamaya ve hatta kendi kavgasına, ön yargılarını çekmeye, onun üzerinden mücadele etmeye çalışıyor. Halbuki Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran insandır. Dine önem veren bir şahıstır. İslam dininin bilgi temelinde gelişmesini önemsemiştir. Diyaneti Genelkurmay Başkanlığı ile aynı gün kurmuş, topluma bir mesaj vermiştir. Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurar kurmaz, Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın doğru anlaşılması için emir vermiş, iki kitap yayınlamıştır. Birincisi Kur'an tefsiri, diğeri Tecrid-i Sahih-i Buhari. Bu kitaplar ile Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in hadislerinin doğru anlaşılmasını istemiş. Çünkü Atatürk dine değil hurafelere karşıydı. Evet, dine değil hurafelere karşıydı. Söyledik kendisine. Bütün bu gelişmelere karşın makam arabanla
resmi üniformanla giysinle gidip bir deliği ziyaret etmen, bir vatan hainini ziyaret etmen o koltukta oturmanı artık zorunlu kılmıyor. Eğer sen edep sahibiysen, ahlak sahibiysen, bayrağına, vatanına saygın varsa o koltuktan ayrılacaksın kardeşim. Nokta. Ayrılacaksın. Adalet kavramını sevgili peygamberimiz dolayısıyla anmıştım. Az önce ifade etmiştim. Adaletin ne kadar değerli bir kavram olduğunu söylemiştim. Adaleti dağıtan insanların hukukun üstünlüğüne ve kendi vicdanlarına göre karar vermeleri gerektiğini söylemiştim. Eğer adaleti dağıtanlar adaletsizlik yaparlarsa adalet çürümüş olur. Adalet tek başına çürümez, bir toplumu içten içe çürütür ve bir toplumun yok olmasını sağlar. Ve o nedenle adalet mülkün yani devletin temelidir demişlerdir. 16 Kasım 2018. Sabaha karşı 6. Herkes uyuyor büyük ihtimalle. Ve polisler bir grup akademisyenin, profesörün, araştırmacının kapılarını çalarlar. Sizleri gözaltına alacağız, giyinin derler. Evlerinde arama yaparlar. Değerli arkadaşlarım, kimler bunlar? Profesör Turgut Tarhanlı, Türkiye'nin en önemli hukukçularından birisidir. Profesör Betül Tanbay, en önemli matematikçilerinden birisidir. Asena Günal, Hande Özhabeş, Bora Sarı, Meltem Arslan, Çelikkan, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku, Filiz Telek, Ayşegül Güzel ve Yusuf Cıvır. Ayrıca Yiğit Aksakoğlu. Değerli arkadaşlarım, bunların hiçbirisinin kaçacak yeri yok. Niye kaçsınlar? Bir suç işlemediler ki kaçsınlar. Adalet neyi gerektirir? Açarsınız telefonu, hakkınızda bir kovuşturma var veya hakkınızda bir şikayet var. Sizin bilginize başvuracağız veya ifadenizi alacağız. Şu gün, şu saatte sizi bekliyoruz. Nerede savcılıkta diyebilirsiniz. Emniyette diyebilirsiniz. Bu insanlar gelirler. Evlerini sabahın köründe basıp, bir şafak baskını yapıp, bunları alıp götürmek ne demektir? Sizi biz cezalandırıyoruz demektir. Sonra da diyecekler ki, bizim ülkemizde demokrasi var. Bütün dünyaya ilan ediyorlar, 20 Temmuz sonrası Türkiye'de bir sivil darbe gerçekleşti. O sivil darbenin gerekleri yapılıyor. Sonra ifadeleri alındı. Yiğit Aksakoğlu dışındakilerin tamamı serbest bırakıldı. Yiğit Aksakoğlu da büyük bir ihtimalle ya sabahın köründe bir süre ev bastık. Bari bir kişiyi tutuklayalım da niye ev bastığımızın gerekçesi olsun. Eğer bunu yaptılarsa, böyle düşündülerse çok daha büyük bir ayıbın altına imza atmış oldular. Değerli arkadaşlarım, nedeni şu. Osman Kavala 13 aydır tutuklu. 13 aydır tek kişilik hücrede. İddianame yok. Ceza, o da yok iddianame olmayınca. Suç, suç da bulamıyorlar. Evleri basalım, bunları gözaltına alalım. Belki delil buluruz diye. Geldikleri nokta bu değerli arkadaşlarım. Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar. Gezi olaylarından kimse intikam alamaz. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir. Gezi budur. Gezi'de bu memleketin gençleri, onurlu gençleri, yiğit gençleri bir diktatöre diz çöktürdüler. Bunu bütün dünya gördü. Hangi suçu arıyorsunuz siz? Değerli arkadaşlarım, Osman Kavala'ya gerekçe bulacaklar. 13 aydır içeride. Niye gerekçe bulamıyorsunuz? Hangi suç dolayısıyla suçlayacaksınız? Değerli arkadaşlarım, Eren Erdem de içeride. Haksız yere içeride. İsmin Asemel, foto muhabiri. Bu da içeride, gereksiz içeride. Avukat Selçuk Kozağaçlı. O da içeride ve hücrede. Ece Sevim Öztürk, aylardır küçük çocuğundan ayrılmış. O da içeride, tek kişilik yerde kalıyor. Ve biz adaleti savunuyoruz. Adaletten yana tavır alıyoruz. Kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Varsa suçlu, potansiyel suçlu veya bizim bilmediğimiz suçları varsa hukuk içinde, adalet içinde yargılanırlar. Adalet tecelli eder, hepiniz saygı gösterirsiniz. Ama suçsuz insanları hapse atıp
Sonra acaba nereden delil üreteceğiz diye yola çıkıyorsanız orada adalet yoktur. Orada kin ve intikam duygusu vardır. Eğer bir insan kininden ve intikamından, kininden, öfkesinden ve intikam duygusundan yola çıkarak adalet dağıtıyorum diyorsa en büyük adaletsizliği yapıyor demektir. Geldiğimiz noktada budur değerli arkadaşlarım. Tabii bunlar olursa bir ülkede pek çok sorun da gündeme gelir. Korku egemen olur. İnsanlar üretemez. İnsanlar düşüncelerini ifade edemez. İnsanlar acaba bir şey söylersem başıma bir bela gelir mi diye bir kaygının içine girerler. Gazeteciler özgürce yazamazlar. Kendilerine otosansür uygularlar. Öyle bir toplumda ülkenin düşünen beyinleri yurt dışına gider. Fabrikalar büyük ölçüde susar. Gelecek olan yabancı sermaye de bu ülkede demokrasi yoktur diye gelmez. Ve Türkiye'de üretim zinciri durur. Geldiğimiz nokta budur. Türkiye bugün üretim yapamayan, sağlıklı, güçlü üretim yapamayan bir ülke konumundadır. Bunun en temel belirtisi de tarımda geldiğimiz noktadır. Tarımda geldiğimiz noktadır. Eğer saman ithal ediyorsak, mercimek ithal ediyorsak, pirinç ithal ediyorsak, nohut ithal ediyorsak, canlı hayvan ithal ediyorsak, hemen hemen tarımın her şeyini, zeytin, zeytinyağı ithal ediyorsak, bu ülkede üretim durmuş demektir. Bu ülkede sorun var demektir. Oysa bir devlet politikası olarak Türkiye'nin demokrasi içinde üretimini özendirmesi lazım. Ülke üretecek ki güçlü olsun. Ülke üretecek ki saygınlığı, itibarı artsın. Ülke üretecek ki işsizlik olmasın. Ülke üretecek ki herkesin hayat standardı yükselsin. Ülke üretecek ki ülkenin her tarafında barış, kardeşlik, mutluluk egemen olsun. Teşvik politikasına bakıyorsunuz. Tarım Kanunu 21. madde. Diyor ki her yıl milli gelirin en az %1'i oranında çiftçiye destek verilir. Nokta. Verilebilir değil. Verilir diyor. En az %1 oranında. Verildi mi bugüne kadar? Verilmedi mi? Verilseydi kaç lira para aktarılması gerekiyordu? 278 milyar lira. Eski parayla 278 katrilyon lira. Verilen miktar ne kadar? 123 milyar. Yani 155 milyar Türk lirası çiftçinin hakkı çiftçiye teslim edilmedi. Dava açın dedik, kimse korkudan dava açamıyor. Değerli arkadaşlarım, zamlar arka arkaya geliyor. Çiftçi daha henüz farkına varamadı. Tam farkına varamadı. Yeme gelen zam %90. Mazota gelen zam %26. Bakın 2019 bütçesi görüşülüyor. Tarıma diyorlar 16 milyar lira destek ödemesi yapacağız. 16 bütün tarıma yapacakları destek ödemesi 16 milyar lira. Çiftçinin kullandığı mazot için ödeyeceği para 19 milyar lira. Bütün teşvikten çok daha fazla mazota para verecek. Bunlar bir toplantı yaptılar. Adı Milli Tarım Projesi Toplantısı. Nasıl milliyse memleketi bu hale getirdiler. Adına da milli diyorlar. Toplantı 14 Kasım 2016'da yapıldı. Büyük bir alay vala ile yapıldı toplantı. Binali Yıldırım da o zaman malum başbakan, gübre ve mazot konusunda sizlere daha çok destek vereceğiz diyor. Gübre ve mazot konusunda sizlere çok daha destek vereceğiz. Ve şu açıklamayı yapıyorum. Mazot içinde diyoruz ki deponun yarısı sizden, yarısı bizden. Haydi hayırlı uğurlu olsun diyor. Çiftçi kardeşim, deponun yarısı sizden oldu, yarısını hükümet doldurdu mu? Erdoğan doldurdu mu? Mazotun, deponun yarısı sizden, yarısı bizden. Şimdi deponun tamamı sizden, malı götürmek bizden. Geldiğimiz nokta bu. Geldiğimiz nokta bu. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Yapmayın, etmeyin dedik ya. Özelleştirmeyin. Burada binlerce işçi çalışıyor. Efendim onların hiçbirisi işten atılmayacak. İlk fire
Erzurum'dan çıktı. Erzurum'daki şeker fabrikasında çalışan işçilere güle güle kardeşim dediler. Ve işçiler, efendim bize söz verilmişti. Kardeşim, sevgili Erzurumlu kardeşim, hala öğrenemedin mi? Bunlar bir şeye söz veriyorlarsa bilin ki tam aksini yapacaklar. Sana iş garantisi veriyoruz diyorlarsa bilin ki bir süre sonra işinden olacaksın. Bu kadar açık. Attılar seni. Şimdi Bursa'da, Çorum'da, Aksaray'da, Kahramanmaraş'ta şeker pancarı toplanamıyor. 100.000 ton şeker pancarı karın altında kaldı. Çiftçi efendim mağdur oldun. O şeker fabrikaları özelleştirilirken niye alana çıkmadın? Niye isyan etmedin? Niye karşı çıkmadın? Şimdi senin burnundan fitil fitil getiriyorlar. Ama senin hakkını da sonuna kadar biz savunuyoruz kardeşim. Biz savunuyoruz. Sonu nereye gidecek? Sonu bizim çocuklarımıza GDO'lu Mısır'dan elde edilmiş nişasta bazlı şeker yedirecekler. Ve diyecekler ki niye şeker pancarı üretiyorsun kardeşim? Niye tarlanda bunu ekiyorsun kardeşim? Bak nişasta bazlı şeker var burada çok. Ucuz diyecekler bu. Ha ileride sağlığa çok zararlı olurmuş. Önemli değil. Doktor da buluruz. Bak şehir hastaneleri kurduk. Hastalanırsan oraya da gidersin. E ilaç? E onu da ithal ederiz kardeşim. Çıkmaz yolun içinde Türkiye'de değerli arkadaşlarım. Bunu bilmemiz lazım. Ve ithalat politikası aynen devam ediyor. Bakın. Eylül ayının son haftasında 252 bin ton buğday ithal edildi. Eylül'ün son haftasında Ekim'in ilk haftasında 246 ton arpa aldı Toprak Mahsulleri Ofisi. Ve bakan açıklama yaptı Plan Bütçe Komisyonu'nda. Türkiye'nin bu uday üretimi kendi kendine yeterli dedi. Arkasından 240 bin ton buğday ithalatı için Toprak Mahsulleri Ofisi talep açtı. Ne olduğunu onlar da bilmiyorlar. Tarım Bakanı'nın ilginç bir açıklaması var. Eti biraz daha az yersek bu iş çözülecek. Diyetisyenler de bunu öneriyor diyor. Ne diyeyim arkadaşlar? Bu sözün üzerine ne denir? Ya millet eti gramla alıyor, gramla. Belli tabii sarayın sofralarına oturanlar, saraydan beslenenler, yani bu haramzadeler milletin hangi tabloyla karşı karşıya olduğunu bilmiyorlar. Ya sanki millet günün 24 saati et yiyor. Et tüketiyor günün 24 saati. Gramla et alıyor. O da bulabilirse. Gramla et alıyor. Bu noktaya geldi değerli arkadaşlarım. Bakınız özelleştirme bu memlekete hiçbir yarar getirmedi. Hiçbir yarar getirmedi. En son İDO. İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin tablosuna bakınız. İstanbul'la övünüyorlar değil mi? İstanbul'u şöyle yaptık. İstanbul'u böyle yaptık. Sonra geldiler İstanbul'a ihanet ettik. İstanbul Deniz Otobüsleri arkadaşlar 1987 yılında kuruldu. Karlı bir kuruluştu. 861 milyar liraya özelleştirdiler 2011 yılında. 861 milyon dolara affedersiniz. 861 milyon dolara özelleştirdiler. Özelleştirme gerekçesi şuydu. Efendim bu parayla 861 milyon dolarla Sarıyer'e, Beykoz'a ve Silivri'ye metro yapacağız. Yapıldı mı? Yok. İstanbul'da şu soruyu sorsun. 861 milyon dolarla ne yaptınız? Nereye gitti bu para? Nereye gitti bu para? Metro yapılmadı. Orada yaşıyorlar. Sarıyerli sorsun. Beykozlu sorsun. Silivri'deki vatandaş sorsun. Nerede bu metro? Efendim, menfaatleri de eğer özelleştirilirse kamu menfaati varmış bunda. Hangi kamu menfaati? Hangi kamu menfaati? Değerli arkadaşlarım, şu soruyu da İstanbullular sorsunlar kendilerine. Kaç yıldır, 20 yıl mı, 25 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. Ellerini vicdanlarına koyup şu soruyu sorsunlar. 20 yıldır İstanbul'un hangi sorununu çözdüler? Çıksın desinler ki bir sorun. Şu sorun vardı biz çözdük. Her sorunu büyüttüler. Hiçbir sorunu da çözmediler değerli arkadaşlarım.
özelleştirme ne getirdi? Bakın İDO'yu da kapatacağız diyorlar. Belki yüzlerce işçi kapının önüne konulacak. Yüzlerce işçi. Özelleştirme budur. O nedenle diyoruz AK Parti demek enflasyon demektir. AK Parti demek yolsuzluk demektir. AK Parti demek işsizlik demektir. AK Parti demek hayat pahalılığı demektir. AK Parti budur. Geldiğimiz nokta bu. Şeker fabrikalarını bakın. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Et kombinalarını kapattılar. Çimento fabrikalarını özelleştirdiler. Kağıt fabrikalarını özelleştirdiler. Telekom'u sattılar. Bankaları sattılar. Bitlis'in sigara fabrikasını sattılar. Adıyaman'ın tütününü yok ettiler. Bitlis'in tütününü yok ettiler. Ne oldu? Şimdi oradakiler geliyorlar. Acaba büyük kentlerde işimiz olur mu, gücümüz olur mu? Bir şey bulabilir miyiz? Paraları sattınız fabrikaları. Bankaları sattınız. Arsaları sattınız. Arazileri sattınız. Bir tek fabrika yaptınız mı ya Allah rızası için? Bir tek fabrika yaptınız mı? Ne yaptılar? Ne yaptılar? Ben size söyleyeyim. Özelleştirme yaparak hapishane yapan dünyadaki tek hükümet bu. Evet, bir daha söylüyorum. Özelleştirme yaparak, yani fabrikaları satarak hapishane yapan dünyadaki tek iktidar Türkiye'de. Ve bununla da övünüyorlar. Size modern hapishaneler yapıyoruz diyorlar. Bunu yapıyorlar değerli arkadaşlar. Enflasyon aldı başını gidiyor. Enflasyonla mücadele yerine şimdi esnafla mücadele ediyorlar. Vay efendim esnaf pahalı satıyor. Zabıtayı gönderiyor, valileri gönderiyor, kaymakamları gönderiyor. Esnafa ceza kesin. Ya esnaf sattığının yerine yenisini alamıyor. Yenisini alamıyor. Esnaf kardeşime de sesleniyorum. Eğer Türkiye'nin gerçeklerini görüyorsan, eğer canın yanıyorsa önümüzde seçimler var, bir ders verme imkanı var. O dersi vereceksin kardeşim. Ankara'da OSİM'e gidelim. Ankara'da gidelim sitelere veya İnegöl'e gidelim. Mobilya sektöründe bizim göz bebeğimiz İnegöl. Oraya gidelim. Veya İstanbul'da Kapalı Çarşı'ya gidelim. Eskiden dükkanların hava parası bile bir servetti. Şimdi yok ortada. Nereye gitti bunlar? Kan ağlıyor diyorlar. Kapalı Çarşı'daki esnafa da, sitelerdeki esnafa da, İnegöl'e de, OSİM'deki sanayicilere ve KOBİ'lere de sesleniyorum. Sen gerçekten de onurunla, haysiyetinle üretmek, çalışmak, üretmek, işçi istihdam etmek istiyorsan yönünü halktan yana, üretimden yana, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana döneceksin kardeşim. Bu işin kurtuluşu yoktur. Gazetelere yansıdı. Belki bazı vatandaşlarımız bilmeyebilirler. İsrafta ve yolsuzlukta tam gaz gidiyorlar. Tam gaz. Hiçbir şekilde israf mı oldu, israf haram mıdır? Bunlara hiç bakmıyorlar. Ne bulurlarsa yiyorlar. Kara delik gibi oldu maşallah. Ne bulursa götürüyorlar. Bakın bir örnek, çok basit bir örnek. Hafızalarda kalsın diye. Normalde bir otomobil kilometre başına 4-5 lira benzin yakar değil mi? 4 lira ya da 5 liralık benzin yakar. Kilometrede. Bunların belediyelerindeki bir otomobil ise 4 lira 5 lira değil kilometrede. Kilometrede 63 liralık mazot yakıyor. 63 liralık. Peki aradaki para nereye gidiyor? Kim cukkalıyor bu paraları? Din diyorlar, iman diyorlar, ahlak diyorlar. Allah aşkına bunu yapanlarda din, iman, ahlak var mı? Kul hakkı yemek ne zamandan beri din, iman, ahlak oldu? İşsizlik rakamları da açıklandı. Üretmezseniz işsizlik olur. Üreteceksiniz ki istihdam yaratacaksınız. Fabrika kuracaksınız ki istihdam yaratacaksınız. Çiftçi ekecek, biçecek ki istihdam yaratılsın. Fabrikaların tek tek kapılarına kilitler vurulmaya başlandı. Ama henüz yolun başındayız. Daha yolun başındayız. Daha reel sektöre tam yansımadı. Göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde çok daha ağır tablolarla karşı karşıya kalacağız. 2004 yılında üniversite mezunu
308 bin işsizimiz vardı 2004 yılında. Üniversite mezunu 308 bin işsizimiz vardı. Şimdi 2018 Ağustos... Büyük milletimizi yaşlandı. Silahlı kuvvetleri, afedi... Cimbeleri'ndeki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Silahlı kuvvetleri, afedi... Cimbeleri'ndeki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını getirdik ekranlarımıza. Haberlerle devam ediyoruz. Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Birliği'nin güvenliğini artırmak için 17 projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Bu projelerden biri de Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'da açılacak istihbarat akademileri. Ayrıca elektronik harp ve İHA'lar konusunda da birlik çeşitli yapılanmalara gidecek. Avrupa Birliği ülkeleri savunma ve dışişleri bakanlarından oluşan AB Dış İlişkiler Konseyi'nin hazırladığı rapor, AB Konseyi tarafından yayımlandı. Yapılandırılmış daimi işbirliği çerçevesinde 17 yeni sivil güvenlik projesi hayata geçirilecek. AB Konseyi tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, birliğin savunma alanında şimdiye kadar attığı adımlar hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Bu çerçevede yeni girişim ve projelerin başlatılacağı duyuruldu. Bildiride AB'nin mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde güvenlik sağlama ve bağımsız aktör olarak hareket edebilme kapasitesi güçlendirilecektir ifadesine yer verildi. ABD ve AB ülkeleri yönetimleri arasında Avrupa ordusu tartışması yaşanırken bildiride savunma alanında atılan adımların transatlantik ilişkileri de geliştireceği vurgusu dikkat çekti. Bildiride AB'nin yakın çevresinde son yıllarda güvenlik durumunun kötüleştiği de ifade edildi. Organize suçlar, terör ve hibrit tehditlerle mücadele etmek, sivil misyon ve projeler daha fazla desteklenmesi kararı alındı. Yapılandırılmış daimi işbirliği çerçevesinde 17 yeni proje üzerinde mutabık kalındığı duyuruldu. Projeler arasında en dikkat çekici gelişmelerden biri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde kurulması planlanan AB İstihbarat Akademisi oldu. AB İstihbarat Akademisi'nin üye ülkelerin istihbarat birimleri ve NATO ile istihbarat alanında personel yetiştirme ve işbirliğini artırmayı öngördüğü kaydedildi. Bildiride Almanya öncülüğünde yeni jenerasyon İHA'ların geliştirilmesi, Çekya'nın liderliğinde ortak elektronik harp yeteneğinin oluşturulması, Fransa tarafından askeri üslerin ortak kullanımının kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik kabul edilen diğer projeler dikkat çekti. Fethullahçı terör örgütüne yönelik peş peşe operasyon haberleri geldi. Ankara ve Konya merkezli operasyonların hedefinde örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması vardı. 142 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da ise Baylok soruşturmasında 37 kişi yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jandarmadan 56, deniz kuvvetlerinden 36 şüphelinin örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 8'i muvazzaf, 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Gözaltına alınanların ifade işlemleri sürüyor. Zanlılar arasında Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 24 üst teğmenle 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 üst teğmenle 35 at subay bulunuyor. Konya merkezli operasyonun hedefinde de örgütün askeri mahrem yapılanması vardı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 40'ının muvazzaf asker olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılanlardan 22'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu, aralarında pilotların da bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da ise Baylok operasyonları kapsamında iki ayrı soruşturmada 53 zanlı için gözaltı kararı verildi. İstanbul, Tekirdağ, İzmir'de operasyon düzenlenen ekipler şüphelilerden 37'sinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltı ve yakalama işlemleri devam ediyor.
PKK'ya da operasyon vardı. PKK'ya yönelik hava harekatı düzenlendi. Kandil, Avaşin, Basyan ve Haftanin bölgelerinde toplam 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçakları sınır ötesinde hava harekatı düzenledi. Hedefler tam 12'den vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Basyan ve Haftanin bölgeleri ateş altına alındı. Operasyonlarda örgüte ait silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi. Üst bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi. Aydın'ın Çıldır Havalimanı'ndan havalandıktan sonra düşen eğitim uçağından acı haber geldi. Deniz'deki arama çalışmalarına rağmen bulunamayan uçağın enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulundu. Uçaktaki eğitmen ve öğrencisinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Uçak Babadağ'ın batı kısmında Karacasu'ya bakan tarafında tam babanın altında çok sert bir yere düşmüş. Pazar sabahı düşen eğitim uçağının enkazı bulundu. Uçakta bulunan iki pilot ne yazık ki kurtulamadı. Aydın'daki Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan tek motorlu Cessna 172 tipi uçak için Denizli'de arama çalışmaları başlatılmıştı. Ancak yoğun sis altında gün boyu süren aramalardan sonuç alınamadı. Uçağın enkazı sabah saatlerinde Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulundu. Dün bu mevki çok sislik bir noktadaydı. Sisten dolayı bulunması imkansızdı. Uçakta pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci teknisyen pilot Merve Altun bulunuyordu. İlk etapta profesyonel pilotluğun ilk aşaması olan İPEL eğitimiyle devam edilmektedir. Emekli hava subay pilot Hamdi Yılmaz'dansa geriye bu görüntüler kaldı. Pilot olmak isteyenlere ilk önce önerilecek en önemli şey bu işi gerçekten sevmeleridir. Gerçekten çok isteyerek yapmalarıdır. Evet, bu haberle veda ediyoruz. Yarın saat 12.30'da gün ortasında tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.